Merhaba sevgili izleyenler. Bu videomuzun konusu yaşanmış bir kıssa. İki oğlu bir kızı olan bir adam varmış. Kızını çok severmiş. Oğullarından çok onunla ilgilenirmiş. Gel zaman git zaman kızı büyümüş ve tıp fakültesini kazanmış. Ailesi kızlarının başarısından ötürü çok mutlu olmuş. Fakülteden mezun olduğu gün ailesi bu duruma çok sevinmiş. Onun için bir mezuniyet balosu yapmaya karar vermişler. Baloda saatlerce eğlendikten sonra herkes evine gitmiş. Herkes uyuduktan sonra genç kız bir çığlık atarak uyanmış ve ağlamaya başlamış. Karnını tutarak babasının yanına gitmiş. Babası kızının çığlıklarından ve ağlamasından ürkerek uyanmış. "Baba, karnımın altında çok şiddetli bir ağrı var. Öleceğim acıdan," demiş. Babası kalkmış ve ona bir bardak şekerli sıcak su getirmiş. Genç kız suyunu içerken Kur'an okumaya başlamış. Ancak nafile. Zaman geçtikçe sancısı daha çok artıyormuş. Genç kız, "Allah'ım bana şifa ver. Sen şafisin," demiş. Ağrılar içinde sabah olmuş. Sabahleyin gözünü açınca yine çığlıklar içinde ağlayarak babasından yardım istemiş. "Babacığım, kurtar beni, canım çok yanıyor," demiş. Babası genç kızını alıp doktora götürmüş. Doktora, "Doktor bey, kızım karnının altında çok ağrı hissediyor. Sürekli ağlıyor. Onun ağlamasına içim parçalanıyor," demiş. Doktor genç kızı muayene etmiş. Sonra heyecanla kızın babasına yönelerek, "Müjdeler olsun beyefendi, kızınız hamile," demiş. Haberi duyan adam beyninden vurulmuşa dönmüş. Kendi kendine "Kızım evlenmeden nasıl hamile kalır?" diye dizini dövmüş. Adam kızını alıp eve geri dönmüş. Yolda onu öldürüp ondan kurtulmayı bile düşünmüş. Fakat o Allah'tan korkan mümin biriymiş. Eve dönünce derin bir nefes alıp sakinliğini koruyarak kızının odasına girmiş. İçeri girince kızının yüzüne bir müddet bakıp gözyaşları içinde "Bunu neden yaptın kızım? Bu büyük bir günahtır," demiş. Genç kız gözyaşları içinde "Benim böyle bir şey yaptığıma ihtimal veriyor musun babacığım?" diye haykırmış. Babası "İnanmak istemiyorum ama durum ortada," demiş. Kız "Kabe'nin, Mekke ve Medine'nin, güneşin ve ayın Rabbine and olsun ki ben zina etmedim," demiş. Babası bunun üzerine biraz ikna olur gibi olmuş. Kızını başka bir doktora götürmeye karar vermiş. Ertesi gün başka bir doktora gitmişler ve babası durumu anlatmış. Kızının karnının ağrıdığını, evli olmadığı halde doktorun kızın hamile dediğini söylemiş. Bunun üzerine doktor genç kızı muayene etmiş ve ultrasona göndermiş. Sonuçlar çıktıktan sonra doktor, "Korkmayın beyefendi, kızınız hamile değil ancak başka bir durum var. Kızınızın karnında kötü huylu bir tümör var," demiş. Bunun üzerine adam gözyaşları içinde kızına sarılmış ve özür dilemiş. Kız, "Babacığım sen benim babamsın. Nasıl olur da seni affetmem, üzerinde hakkın çoktur. Senin hayallerini yıkamamaktan daha çok korktuğum bir şey yoktur," demiş. Doktor bu duygusal diyaloğun ardından tedavi yöntemlerinden bahsetmiş ve iyileşme sözü vermiş. Kızını alıp eve geri dönen adam ailesine durumu anlatmış. O günden sonra tüm aile namazlarında Allah'a dua etmeye, şifa dilemeye başlamışlar. Geceleri sabahlara kadar şifa dilemişler. Birkaç hafta sonra kontrole gittiklerinde doktor "Bu bir mucize, bu bir mucize," diye bağırmış. Doktorun bağırmasına şaşıran adam "Ne oldu?" diye sorunca doktor, "Söyleyin ne yaptınız da bu kız hiçbir tedavi görmeden iyileşti," demiş. Bunun üzerine adam kızıyla sarılıp gözyaşları içinde birkaç dakika öylece kalmışlar. Ardından doktora dönüp "Gece gündüz namaz kılıp Allah'a yalvardık. Ondan şifa diledik. Her şeyin hükmünü veren, yedi göğü elinde bulunduran Yüce Rabbimiz kullara derdini verdiği gibi şifasını da verendir. Kızımın şifasını veren de odur," demiş. O gün ailesine mutlu mesut dönen adam, kızı iyileştiği için 20 tane koyun kurban etmiş ve fakir fukaraya dağıtmış.